Evet değerli dostlar, Güvercin ve Kuşların Hastalıkları ekibi olarak bizden uzun süredir istenen karışımların görsel videosunu hazırlayıp sizlere sunuyoruz. Bugünkü hazırlayacağımız karışım eski dörtlü diye tabir ettiğimiz largopenli karışım. Yalnız biz bu karışımı bugün mikostatin şurup ekleyip beşli karışım hazırlayacağız. Onun için size ilk önce ilaçlarımızı tanıtalım. Largopen 250 süspansiyon. Bunu toz halinde almamız gerekiyor. Bazı arkadaşlar tablet alıyor. Bunu toz halinde almamız gerekiyor. Bu birinci ilaçımız. İkincisi Erfesüri kapsül. Bundan bir kapsül olacak. Mikostatin oral süspansiyon. Sanasol vitamin. Ve Polgi metronidazol etken maddeli serum. Bu izotonik olmaması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız yine aynı şekilde karıştırıp bunu diğerinden alıyor. Metrodinazol etken maddeli Polgi serum. Şimdi biz bunu hazırlayacağımız 3 litre su için hazırlıyoruz. Genelde reçetelerimiz Türkan Öden hocamızın hazırladığı reçeteler 3 litre su için hazırlanmış. Biz bunu böyle bir pet şişenin içerisine ben 3 litre su daha önce hazırladım. Bu 3 litre suyu hazırlayıp daha sonra götürüp kümese kendi kümesteki suluğumuzun içerisine döküyoruz. Burada hazırlamamızın sebebi kümeste soğutucumuz yok. Burada kendi buzdolabımızın kapağında ilaçları saklayıp bozulmasını engelliyoruz. Şimdi karışıma başlayacak olursa şöyle sıradan başlayalım. Largopenimizi açıyoruz. Largopen 3 litreye bir tepeleme bir çay kaşığı olacak şekilde. Açıyoruz. Şöyle altına bir kağıt kullanırsanız etrafa dökülmemiş olur. Şöyle bir tepeleme çay kaşığı. Üç litreye bir kapsül Ersefili. Bunun da ikiye ayırıp iç tozunu suyun içerisine döküyoruz. Sanasol vitamin, bu da 3 litreye bir kapak. Sıvı formları kapağını açmadan önce çalkalasak iyi olur. Bir kapak. Mikostatin litreye 1 milim olacak şekilde. Yalnız bu mikostatini açmadan önce iyice çalkalamamız gerekiyor. Şöyle beşlik bir enjektörümüz var. Bunun şu 3 yazan yerine kadar çekiyoruz. Evet, şöyle. Litreye 1 milim, 3 milim, 3 litre hazırladığımız için 3 milim çekip suyun içerisine katıyoruz. En son Polgi Serum'a denk sıra geldi. Serumumuzun şu görünen hortum kısmına enjektörümüzü takıyoruz. Bu litreye 5 milimdir. Biz 3 litre hazırlayacağımız için 15 milim çekip suyun içerisine katıyoruz. Bu birincisi.
İkincisi. Evet. 15 günde serum ekliyoruz. Şimdi değerli dostlar, ilacımızı hazırladık. Bu ilacın şöyle peçete hazırlamamızın sebebi kapağını kapatıp iyice çalkalamamız. Çalkalamamızdaki asıl amaç içindeki kattığımız ilaçların tümünün bu su sıvının içerisinde çözünmesi. Bunu bu şekilde iyice çalkalıyoruz. Yani ben uzatmak istemiyorum. Çalkalıyoruz. Bu kattığımız ilaçlar bu formun içerisinde çözülüyor. Şimdi gelelim ilaçlarımızı kuşlarımızın önüne vermede. Şimdi bunu suluğa döküyoruz. İlaçta bu içerisindeki mikostatin bu ilaçların içerisinde en çabuk bozulan ilaç. Maksimum 12 saat sonra bu ilacı havalar sıcak. Kışın 24 saat dayanıyor ama yazın havalar sıcak olduğu için maksimum 12 saat sonra kuşların önünden almamız gerekiyor. Çünkü mikostatinin yararlanma ömrü hemen hemen 8 saat civarında. Benim size tavsiyem sabah yemlemede bu suyu kuşların önüne hazırlayıp, taze hazırlayıp verip akşam yemlemesinden sonra su içtikten sonra kuşlarımız bu suyu alıp temiz suyu önlerine vermek oluyor. Dediğim gibi çalkalayıp tekrar suluklara döküyoruz. Ondan sonra taze suyu veriyoruz. Bugün ilaç şimdilik bu kadar. Güvercin ve kuşların hastalıkları ekibi olarak bu videolarımız devam edecektir. İyi günler diliyoruz.